Kıbrıs Türk Hamle Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, 31 Mayıs itibariyle 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 24.268 Türk Lirası olduğunu açıkladı. Mersinlik Tatlısu'da dün çıkan yangında yaklaşık 10 hektarlık arazi içerisindeki çam, servi, yabani zeytin ve harnup ağaçlarıyla maki bitki örtüsünün tamamen yanmasının sebebi aşırı sıcaktan dolayı sarkan elektrik tellerinin birbirine sürtünmesi nedeniyle oluşan kıvılcımların kuru otları tutuşturması olarak tespit edildi. Nazife Mausalı kendisini yaşayan bir ölü olarak tanımlıyor. Şubat 2016 tarihinde kaybettiği oğlu Cuma Mausalı'nın acısını derinden hissetmeye devam ediyor. Ufuk 2033 Bilişim Adası Kıbrıs Vizyon Çalıştayı hakkında Kıbrıs Postası'na açıklamalarda bulunan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yıllardır bürokrasi ve mevzuatın engel olduğu E-Devlet'i hayata geçirmekte kararlı olduklarını, E-Devlet'in ardından iletişim altyapısını hazırlayacaklarını vurguladı.